bu bir değerlendirin diye. Onlar hayır biz haklıydık diyerek mahkemeye sevk etmelerini bekliyoruz. Mahkeme karar verecek. Evet. Yani asıl karar yani mahkemeden çıkacak. Savcılığın kendi iddiasını zaten reddetmesi biraz daha güç olur. Evet. Dolayısıyla biz şimdi bu aşamadayız. Tabii bir taraftan destek artıyor. Saldırılar artıyor mu? Valla Devlet Bahçeli bugün Merdan Yanardağ gündemindeydi. Kemal Kılıçdaroğlu şey yaptı. Mecliste bir tartışma oldu. Evet, getirdik biraz sonra. Temen diye artık dilimiz böyle dolaştı. Temen değil artık. İşte öyle yerleşmişti. Böyle bir Temen Mehmet Ali Çelebi. Çünkü ben de yıllar boyunca bu haberleri yakından takip etmiş. Ergenekon kumpasını, o kumpas... Ya Temen diye Temen Mehmet Ali Çelebi için neler söyledik, neler anlattık. Telefonuna dışarıdan işte bir örgütün böyle cihatçı, İslamcı bir grubun telefonları yüklenmişti. O da derdini anlatmaya çalışıyordu. Yani diyordu ki ya ben bu telefon, bu isimler hiç görüşmedim. Bakın bunların yüklenme aralığı. Hani bir insan bir iki dakika içerisinde niye 100 kişiyi birden telefon numarasını kaydetsin, nasıl kaydeder? O da derdini anlatmaya çalışıyordu orada. Bugün şimdi program başlamadan önce ve dün programda Ergenekon yargılamalarını getirdik ya. Evet. Bak Ergenekon yargılamalarından çıkmış birinin bugün toplum önünde haksız, hukuksuz biçimde yargılanan, tutuklanan Merdan Yanardağ için bu sözleri edebilmesi için ne olması lazım söyleyemiyorum. Söyleyemezsin çünkü bu sorunun yanıtı yok. Yani... Yok var da söyleyemiyorum. Ha, tamam. Benim açımdan var da söyleyemiyorum. Tamam, anladım. Benim açımdan var da söyleyemiyorum. Orada mahkeme falan yoktu. Orada işte dün aktardığımız orada bölümde hakimlerle suçlular o. Hakim ne diyor? Bak savunmana dikkat et diyor. Yeni suçlar kendine üretme diyor. Bu kadar. Yani kendini bile savunmana izin vermiyor. Hakim ve savcıların birbirlerine çak yaptıkları. Neydi o? Osman'ım vardı, Osman'ım. Gizli tanık, gizli sanık, bilmem ne. Yani birkaç rolde filan. Yani kendi verdiği ifadeyi diyor ki, ben diyor Osman olarak Osman'ı şurada gördüm. Osman'ı orada gördüğünü yine kendisi evet orada gördü diye doğruluyor. Gizli tanık, yani sanık, gizli tanık filan. Böyle karma karışık. Bir de Osman olarak ben oradaydım diyor evet, herhalde. Bir sürü karman çorman işler. İftira, kumpas, sahte deliller, yani Cumhuriyeti yıkmaya dönük Fethullahçı darbenin AKP ile işbirliği yaptığı dönemde, burası önemli Temen Mehmet Ali Çelebi için, Temen atıyorum Çelebi için, evet. Burası daha önemli, AKP ile birlikte kendisini cezaevine gönderen o FETÖ kumpasını bugün Merdan Yanardağ ile ilgili bunlar FETÖ-vari işler diyor. İnanılmaz. Ya ben ya terbiyesizliğin bu kadarını dediğim gibi adlandırırım ama adlandıramıyorum. Daha yeni mecliste namusu ve şerefi üzerine hukukun üstünlüğünü korumak adına yemin etmiş bir milletvekilinin en azından Türkiye'nin önde gelen hukukçularının İbrahim Kaboğlu gibi dün işte burada programda aktardı daha pek çok hukukçunun dile getirdiği gibi açık biçimde sözlerine katılsanız da katılmasanız da fikir özgürlüğü kapsamında gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirilecek her türlü görüşünün karşısında en fazla eleştirebilirsiniz. En fazla eleştirebilirsiniz. Beğenmediğiniz sözler söyledi diye insanlar tutuklanmaya başlarsa, herkes cezaevine konulmaya başlarsa onun adı başka bir düzen olur. Tabii. Mehmet Ali Çelebi bugün o düzenin savunucularından biri haline gelmiş. Getirelim mi sesinin bir kısmını? Ya izleyicilerimiz dayanabilirse getirelim ama ben Çelebi'ye şimdi ekranda izleyeceğiniz ve sizin de belki çok sinirleneceğiniz bu sözle bugünkü konuşmasına yanıt veren Ali Mahir Başarır'a CHP Grup Başkan Vekili bir kere ona teşekkür ediyorum. Evet. Orada güçlü bir yanıt verdi. Ama ona yanıtı Merdan Yanardağ'dan bu videonun ardından ekrana getirelim. Tamam. Bir de Merdan Yanardağ yanıt versin. Tamam. Özce izleyelim o zaman bilmeyenler için. Bize bizim borcumuzdur. Kim PKK ile başını överse biz onu eleştiririz. Videosunu da paylaşırız ama montaj yaptı yalanı
ispatlanmıştır. Twitter hesabımda da görülmektedir. Ama bunu bile bile yalan olduğunu, iftira olduğunu bile bile piyasaya sürmeye çalışmaktadır, iftira atmaktadır. Tam bir FETÖ taktiği uygulamaktadır. Tamam. Bir de tam bir FETÖ taktiği uygulanmaktadır. Tabii, gerçekten tabii. İnsanın aklı almıyor. Kim terör örgütünün başını överse onu eleştirirmiş. Birden başlayalım. Galip Ensari oluyordu işte. Yani Merdan Yanardağ Öcalan'ı övden Galip Ensarioğlu'nun sözlerini yorumluyor. O övgüyü eleştiriyor. Tabii ki. Öven arıyorsan AKP milletvekili bu dönem yanında oturuyor. Ya yanında oturuyor ya arkanda oturuyor. Sözleri de yeni sarf etti. Ya o sözlerin üzerine zaten bu kumpas kuruldu. Yani Galip Ensarioğlu bu sözleri söyledi, sen sordun, Merdan Yanardağ da yorumladı. Öcalan daha samimiydi diyen Galip Ensari. Çözüm sürecinde katkılarını söyleyen, hatta HDP ve Selahattin Demirtaş'ı şikayet eden, onlar takoz oluyor diyen, tecrit diyen, yani Demirtaş ve HDP'dir Selahattin Demirtaş'a tecrit uygulayan ya da uygulatan diyen Ensarioğlu. Aynı partinin milletvekilisin, işte aynı sırada oturuyorsun, bu dönem beraber seçildiniz. Yani terbiyesizliğin bir şey olur ya, bir sınırı olur, bir çizgisi olur yani. Ha, bir yere kadar filan gelirsin. Kim överse diyor, övenler yanında bir. Ne diyor? Montaj olduğu yalanlanmış, ortaya çıkmış. Hani montaj diyenler, Devlet Bahçeli de bugün diyor ya, buna montaj diyenler de suçludur diyor. Evet. Ya montaj. Çok montaj. Buz gibi montaj. Montaj demek ne demek? Gerçek anlamından koparılmış, belirli bir bölümü alınmış, yalnızca o bölümü izlediğinizde başka bir şey düşünüyorsunuz, tamamını izlediğinizde aslında konunun nasıl dağıtıldığını, asıl söylemek istediğinin nasıl gölgede bırakıldığını görüyorsunuz. Montaj bu. Mehmet Ali Çelebi de montajı bilmiyorsa, o yıllarca yargılandığı Ergenekon yargılamalarında montajın ne olduğunu öğrenemediyse sorsun yanındakilere. Çünkü onlar Fethullah Gülen'le işbirliği halinde montajın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorlar. Bu seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'yla Duran Kalkan fotoğraf videolarını montajlamışlardı. Onlara sorsun montajın ne olduğunu. AKP'liler Çelebi'ye montajın ne olduğunu öğretirler. Merak etmesin, Ergenekon'da öğrenemediyse. Montaj, yalan ortaya çıktı diyor. Ya yalan malan yok ortada. Merdan Yanardağ savunmasında, ifadelerinde cımbızlanarak yapılmış bir montajla suçlandım dediği halde başsavcılık montaj demedi dedi. Evet. Akıl almaz bir açıklama geldi. Bu açıklamayı aldılar, Merdan Yanardağ montaj değil diyor dediler. Ya montaj dedi, ifade açık ortada, emniyette demiş, savcılıkta demiş, adliyede demiş, cımbızlanmış ve sözlerim cımbızlanarak yapılmış bir montaj. Tam ifade bu. Açık, ortada. Yani herkesin erişebileceği noktada. Şimdi yalan söylemeye devam ediyor. Bak ve... Israrla yalan söylemeye ve devam ediyor. Ve ne diyor? Çok büyük utanma. Bu bir diyor FETÖ taktiğidir diyor. Bu da inanılmaz. Ya bu, yani her şeyi söyleseydi de bunu yani söylemesi. Merdan Yanardağ da FETÖ'cü ilan etti. Evet. Merdan Yanardağ FETÖ'cü ilan etti. Evet. Çelebi. Ötesi yok herhalde. AKP ile birlikte... AKP sıralarına bu hızlı dönüşün ardından şimdi bu ihbarın, yani kendince bu kumpasın bir parçası olmuş ve ona bu kumpasın bir parçası olduğu eleştirilerini getirenlere de FETÖ taktiği, montaj falan diyorsunuz, böyle beni suçluyorsunuz, FETÖ taktiği uyguluyorsunuz diyor. Ya Çelebi kaç yaşındaydı, nerede, ne pozisyondaydı bilmem. Kiminle otururdu, kiminle kalkardı, kiminle, hangi örgütlerle bağı vardı, ne kadar bu işlerin içindeydi hiç bilmem. Gerçekten bilmem, çünkü ben şimdi oraya dair de şüphelerim arttı. Yani Çelebi'yi bu davaya niye dahil ettiler sorusunu Fethullahçıların bilmiyorum ama ben onu dahil ettiklerinde parlak bir harp okulu öğrencisi, Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerini savunan bir öğrenci olarak cemaatin hedef aldığı, onun canını sıkmış bir hani kişi olduğunu değerlendirmiştim. Çünkü Fethullahçılar onları hedef alıyorlardı. Evet. Ama şimdi bir düşünüyorum yani.
biraz daha herhalde dönüp bakmak gerekebilir. O nasıl bir ilişkiyle oraya geçti? Şimdi Merdan Yanardağ toplumu anlatmaya gerek yok bu topluma. Televizyon izleyicileri anlatmaya hiç gerek yok. Tabii. Ama dün o Ergenekon yargılamalarında, bugün Barış Terkoğlu Tele1'deydi ve bazı konuklarımız da, Ali Mahir Başarır, özür diliyorum. Ali Mahir Başarır diyor ki, ya Teğmen Mehmet, diyor, Mehmet Ali Çelebi diyor, Merdan Yanardağ diyor, seni savundu diyor o Ergenekon yargılamalarında. Sayın Başarır'a da söyleyeyim, onu savunmadı yalnızca, kendini de savundu. Çünkü Ergenekon kumpasının hedef aldığı isimlerden biriydi. Peki, Mehmet Ali Çelebi'yi niye aldığını şimdi tam olarak bilmiyorum. Tahminlerimi söyledim. Merdan Yanardağ, Fethullah Gülen'in niye hedefindeydi? Eğer 15 Temmuz darbesi gerçekleştirilmiş, başarılmış olsaydı, Fethullah Gülen'in ölüm listesinde ilk 100 isim içerisinde öldürülecek kişiler arasında Merdan Yanardağ niye vardı? Niye vardı? Çünkü Türkiye'de çok açık. Daha önceleri de var elbette. Yani o hatırlarsın Ali Kırca'nın yaptığı program, o program sırasında işte Köstebek kitabı ve orada Fethullah Gülen'in o yapısına dair deşifre edilmiş pek çok şey vardı. 2006 yılında yolsuzluk ve yoksulluk olmasına rağmen programın adı, daha sonra işte 5. Boyut programında da Gülen cemaati içinde yer alan ve Gülen cemaatinin büyük tehditin oluşturacağına, gizli bir örgütlenmesi olduğuna ilişkin.